Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Lemalar, ikinci lemanın sonu, sayfa 13, hatime. Derse başlamadan önce şöyle bir mukaddime yapayım. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Hem de tevafuk da etti Rıza'nın biraz önce bahsettiği. Çok şeyler var, hep ters biliyoruz. Bir tanesi o koyun mesela. Ya. Ama ot yiyor. Oysa biz yeşillikte yağ olmaz biliyoruz. Neyse bunun gibi şeyler çok. Şimdi temelde şu. Eğer düşünceyi doğru bir zeminde doğru yorumlamasan hayatının tümü ve hayatın içinde olan her şey, dünya ve ahiret terse döner. Ha, buraya koyayım. Terse döner. Düşünce biz sıradan ve basit alıyoruz. Sıradan ve basit. Mesela burada da gelecek. Bak, yanlış düşünmekten kaynaklanan bir özelliğimizi, mutlak hayır olan bir şeyi mutlak şer olarak gözüküyor. O kadar mıyım? Zaten vahiyin en büyük özelliği insanların düşüncesini istikametine koymak. Kıblesine koymak. Kıblesine koymak. Doğru düşünmek. Doğru düşünmek için yöntemi lazım, bir de malzeme lazım. Bu aslında en büyük sorunu bu. Doğruyu düşünemiyor. O zaman doğru bir yöntem geliştirmiyor. Doğru yöntem olmayınca da yanlış malzeme, yanlış yöntemle doğru bir yere varman mümkün değil. O zaman kaçınılmaz oluyor olumsuzluklar. Bak, yanlış malzeme, yanlış bir yöntem, muamele, doğruya çıkman imkansız. Bak mesela okuyayım. Onlardan bir tane misal vereyim. Allah bu kainatın haşa patronudur diyeyim. Patron, sahibi. Allah bu kainatın sahibi mi? Dünya için diyor ki fani. Biz sahibine şey yapmadan, kulak vermeden biz baki diyoruz. Öyle davran fiilen. Allah diyor ki fani. Allah diyor ki fani. Biz diyor ki baki. Sahibi böyle diyor. Sahibi fani diyor. Biz içinde bulunan mülküz. Hem de memlüküz. Biz baki diye bakıyoruz. Bak sorun mesela, bak nereden başladı. Sahibi böyle diyor. Sahibi diyor ki buranın sahibi benim. Bunun patronu benim. E tamam. E şimdi sahibi diyor ki fani, sen diyorsun ki baki. O anlayış üzerine sistemi kuruyorsun. Kainatın yazılımı içerisinde yazılımını sergiliyorsun. Şeye benziyor futbolcu. Sizin sahanız mesela. O kaça kaç işte bilmiyorum. O top sahasının çizgisi. Onun bir kuralı var yani. Şuraya geçerse taç olur, şuraya geçerse penaltı olur. Şöyle olursa bilmem ne olur. Bu kurallar içerisinde futbolcunun kuralı olması lazım. Yani bu sistem içinde kendisi sistem geliştirmesi lazım. Yani bunu hiç kale almadan sistem geliştirirse oyun dışı olur. Yani o sistemi bir kere kabul etmesi lazım. Yani stadın o sahasını, uzunluğunu, kalenin şeyini, penaltı manasını, bunları bir kere kabul etmesi lazım. Ama bir tane futbolcu çıkıp da nereden çıktı kardeşim ya, penaltı nereden çıkıyor? İtiraz eden yok. Niye? Bu sporu koyan böyle bir kural koymuş. Ama bu kuralı ilk koyan, yani ilk bulduğu için hiç kimsenin hatırına gelmiyor ki bunu bir itiraz edeyim. Kainat sahasını, bu sistemi kurana bu olmaz diye itiraz ediyorsun. Mesela top dışarı gitti. Ya nereden çıktı kardeşim taçı? Ne taçı? Ben devam ederim diyen futbolcu var. Gayet rahat kabulleniyor. Niye? Bu sistemi kuran, ben diyor bunu buldum, sistem böyle çalışıyor. Hiç kimsenin de itiraz etme hakkı hatırına bile gelmiyor. Einstein diyor ki E eşittir MC² diyor. Madde yoğunlaşmış enerjidir diyor. Hiç kimsenin itiraz etme hakkına hatırına bile gelmiyor.
Allah diyor ki dünya ahiretin üzerine tentenini perde. Öyle mi canım? Tuhaf yani. Şimdi yanlış düşüncelerden bak neler çıkıyor. Ona ait. Gerçi biraz uzattım gibi gözüküyor ama bunu manalandıracak burayı. Hatime Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için. Bu sistem bu. Bunu çizeceksin altını. Bunu kaçırırsan aşağıya anlayamazsın. Cenab-ı Hak hadsiz. Belirli değil. Hadsiz kudretini, nihayetsiz rahmetini göstermek için. Tamam. Sistem bu. Yazılımından bahsediyoruz aşağı. Kainatın patronu. Kainatı yazmış, yazılımını kurmuş. Ondan sonra sen ona uygun program yapacaksın. Mesela Windows bilgisayarına yüklendi. Diyor ki benim yazılımım sistemin içinde senin programı geliştirebilirsin. Beni aşacak bir program yapamazsın. Sistem çalışmaz zaten. Windows bilgisayarına yüklemiyor mu? Sen artık Word'dur, Feleve bilmem ne yani hangi sistem olursa olsun o Windows sistemi içerisinde ancak işlemez. Adam böyle kurmuş yani. Böyle kurmuş. Şimdi bu kainatında bir yazılım sistemi var. Bunun içerisindeki senin sistem entegre olması lazım. Yani ona uygun olman lazım sistemin. Senin bilgisayar ben istediğim yaparım diye o zaman Windows müsaade etmiyor. Çıkamıyorsun dışında zaten. Ama kimsenin de şunu vurgulamak istiyorum. İtiraz diye bir hatırına bile gelmiyor. Lan hiç zannederim şu Windows'a ya. Nasıl bizim beni kayıtlıyor ya? Ne hakla insanlığımızı kayıtlıyorsun kardeşim? Niye ufkumuzu giriş yapıyor? Hayır diyor. Buraya kadar diyor. Böyle bir tercih vermiyorum diyor. Sen topu aldığın zaman istediğin havayı vuramazsın diyor. Ne olur mu ya falan hiç kimsenin iti bak burayı kaçırmamak lazım. İtiraz hatırına gelmiyor. E peki bu sistem içinde çalışıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak hadsiz ve nihayetsiz rahmetini göstermek için. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir at, nihayetsiz bir fakr derc etmiştir. Ya niye böyleyim ya? Ben niye hasta oluyorum? Niye acıkıyorum? Niye ölüyorum? Niye yaşlanıyorum? Bu itiraz ise bu sistemi tanımlamamaktan geliyor. Nereden çıktı ya bu hastalık? Allah Allah bu tuhaf tuhaf şey. Nereden çıkıyor? Bak o Cenab-ı Hak hadsiz kudretini, nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda ne yapmış? Hadsiz bir at, nihayetsiz bir fakr yerleştirmiş. Yani sistem böyle entegre oluyor umumi bir sisteme. Öyle oluyor. Yani sen futbolcu olduğun için eskiden, o sahada geliştireceğin oyun, taktik sistem içinde olması lazım. Sistemi nazara almadan sen taktik geliştiremez. İşte hadsiz kudret, hadsiz bir at ile gözükür. Nihayetsiz rahmet, nihayetsiz fakirlik de aynada tezahür eder. Şimdi sen yukarıdakini yani kainatın işlevini hiç nazara almadan bu sistemi, bu kainatla, kainatla entegre etmeye çalışsan, bu sefer çatışıyorsun kainatla, hadiselerle çatışıyorsun. Sistemle çatışıyorsun. Sonra virüs giriyor. Çöküyorsun. Yoruluyorsun. Mesela yazıyor. Hocam diyor artık kendimle mücadele etmekten yoruldum diyor adam veya kadın. Kimler yazıyorsa. Hocam diyor Allah rızası için buna hep bir ders yap diyor. Bu dersi belki de şey yapanlardan bir tanesi bu olsa gerek. Ama ne kadar mail ama. Yoruldum diyor. Neyle yorulmuş biliyor musun? Çay toplamaktan değil ha İsmail. Çay toplamakta değil. Kendimle mücadele etmekten yoruldum. Allah aşkına ya. Ne olur böyle bir sakin bir aside düşünsene. Yoruldum. Niye yoruldun? Odun yapmaktan, çay toplamaktan, pamuk ekmekten, taş ocağında çalışmaktan, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan demiyor. Kendimle boğuşmaktan, kendimle uğraşmaktan yoruldum diyor. Usandım. Yoruldum ve usandım diyor. Allah aşkına haddini bilmiyorum yani. Hem site hem şahsıma atılan mailler. Niye? Hadsiz bir kudret, nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda da hadsiz bir aç,
nihayetsiz bir fark derc etmiş. Kasten koymuş. Ademi vücut. O zaman o acizliğini kabul edemiyor ki bu şekilde. Evet. O sistemi kabul etmiyor. Kendisini acizim. Ne demek acizim ya? Yani acizliğini kabul etse Allah'ın kudretiyle o rahmetini tecelli edecek. Yani üstün makamlara bile çıkabilir. Çıkacak işte. İnsan sistemi nihayetsiz bak. Hadsiz at nihayetsiz fark sistemiyle sıyrılıyor. Sıyrılıyor ya, şu hadiselerden sıyrılıyor. Mesela bak, sığırın ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Evlenme derdi yok. Ev derdi yok. Hele hele bak şimdi. Sığır böyle düşünüp bir kurgulama yapıp böyle geçmişine gidemiyor. Hele hele olmayan bir geleceği kurguluyor insan. Olmayan bir geleceği var yapıyor düşünceyle, sonra içine giriyor. Orada mutlu olabiliyor, elem de alabiliyor. Sırın böyle bir problemi yok. Geçmiş ve geleceği yok. Bak insan öyle mi? Bulunduğu durumdan sıyrılabiliyor. Nasıl? Kapat gözünü. Geç geleceğe. Bir kurgula böyle bir sistem. Yani bir hayat, hayat kurgula ya. Böyle bir yapı sistem, güzel bir sistemi veya kötü bir sistemi kurguluyor. Kurguladığın anda, düşündüğün anda İçine giriyorsun. Düşündüğümüz her şeyin içine giriyorsun. Burayı kaçırıyoruz, burayı bilmiyoruz. Yani düşünce zannediliyor ki kenardan işte çekirdek yiyoruz, atıyoruz ya kabuğu. Öyle bir çizgi gibi bir şey yani. Hayır, neyi düşünüyorsanız içine giriyorsunuz. Yani düşünceyi yorumlayamıyoruz. Düşünce demek içerisine bizi alan şey, sistem demektir. İçine kendisini, bizi içine alıyor. Neyi düşünüyorsan. İşte mesela ben misal veriyorum. Birisini böyle kızıyorsun, nasıl dediniyor falan. Sen şimdi sistem değişmiyor mu kızma? Affedersiniz, şehevi bir şey düşünüyorsun. Hormonlar, sistem, vücut hep değişmiyor. Arzuların değişiyor, tefekkürün değişiyor, düşünceler değişiyor, vücuttaki salgılamalar, bezler hep değişiyor. Hani basit bir şeydi düşünce? Şöyle olabilir mi mesela? Ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat bir insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona doğru, nispeten bilir. Hazır hükmündedir. 17. lema. Maşallah. Çok ta kendisi. Ta kendisi. 17. lema. Yani zaman mekan kalkıyor. Yani senin dediğin evet. Şuradaki mesela. Aynen. Yani sistem, bizde bir sistem var. Sistem. Windows diyor ki, bak ben bir sistem kurdum. Sana bilgisayarda aldın, Linux mu yapacaksın? Veya benimkisini mi çalıştıracaksın? CD'sini alınca diyorsun ki ben senin sistemini kuracağım. Komplesini vermiyor. Sistem içinde sistemliyor seni. Ama hiç kimsenin itirazı da hatırına gelmiyor. Olur mu kardeşim, ne demedin kayıt diyorsun? Diyemiyor. İşte düşünce demek... Sistem demek, içine girilen şey demektir. Bunu bir bilse... Düşünce düşmek demek, düşüyorsun içine. Ha aferin, çok güzel. O da düşmekten hoşuma gitti. Geliyor, evet, düşmekten geliyor. Düşmekten geliyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Mutlu da olabiliyorsun kendi elinde. Yani huzursuz da olabiliyorsun senin elinde. Mesela diyor ki, abi diyor çok moralim bozuktu diyorsun, bir dinledim çok rahat ediyorum dedi ya. Niye? Olumsuz bakmıyorum. Yani müsbeti hep pozitifi pompalaya pompalaya meleke sahibi oluyorsun. Bizi gelmiyor mu olumsuz? Geliyor tak dur bir dakikadır. Öteki tarafına baktırıyorum. Bak bu böyle. Bu da böyle. Mesela bir misal vereyim, özür dilerim kusura bakmayın ama. Düş alıyordum şimdi. Yorulduk Almanya'daki misafirlerimle şuraya gel buraya git falan. Hepsini gönderdim bir düş alayım dedim. Güneş enerjisi işte burada güneş enerjisi o kadar olmuyor ya. Hop daha kafamda sabun var. Tak kesti, Almancılar da yıkandı ya, su sıcak yok. Şimdi eyvah hakikaten falan şöyle oldu, bir sürü tasarım yok. Hayır, durdum. İşte ben bunları yaylalarda, aynı diyorum ha banyoda. Yaylalarda Almancı kardeşlerimi dolaştırdım. Ateş gibi vücut yanıyor. Sıcak yanarken sıcak suyla olur mu? Soğuk suyla yapmam lazım. Ama İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki tabancayı, banyodaki şey, aşağıdan yukarı yap. Ben bu kere ata yapmışım. Tak böyle aşağıdan kare yapayım. Kendimi böyle düşüne ona zaten yetiştirdim ya. Yani. Eyvah hasta olacağım. Tamam hakikaten bana ortadan gitti.
Tırırt, ateş gibi oluyorsun, çivik gibi oluyorsun. Yani düşüncenin içine giriyorsun diye örnek veriyorum. Şimdi orada acizlik. Çaresi var. Niye atsa yapışıyorsun diyor ustad. Çaresi olana atsa yapışma. Çaresi yoksa da cezaya yapışma diyor. Acayip bir psikoloji yöntemi geliştirmiş. Acayip ya. Lamattan söyledim onu. O kırdı değil mi çocuk bardağı? Çaresi var mı? Yok, cezaya yapışma artık. Daha kırmadı vesaire. Çaresi var. Tamam. Ona da şimdiden suikaz et. Çaresi olmayana ceza yapışma. Çaresi olmayana atsa yapışma. Acizlik yapma ya. Yani o kadar harika ki ben baktığım zaman külliyat komple psikoloji görüyorum ya. Acayip bir şey. Kendini yöntem, kendini geliştirme. Şu sisteme bak. Ben bu derste yazılım sisteminden anlıyorum. Kainatın patronu kainatı yazdı. O yazılım içerisinde bana da bir tanesi de verdi. Ben de sana bunu taktım diyor. Sistem içinde çalıştıracaksın bunu diyor. Sistemi yani Linux'u veya Windows'u aldığın anda CD beni kabul ediyorsun diyor. Beni kabul ettikten sonra içeride bana itiraz etme. Takmadan önce. Top sahasına içeri girdin kurallara uyacaksın. Uymayacak mısın? Sahaya inme. Sistem orada gelişir. Yani yöntemini, oyunu orada o sistem içinde geliştirmen lazım. O oyunları orada yapman lazım. Onu hiç kale almadan oyun geliştiremezsin. İşte başımıza bela alıyoruz işte bu hadiselerle. Kanser. Kanseri ne yesinler ya? Kanser neymiş? Kanser mi öldürüyor? Hani yuhi ve ümitti? İşte bak sistem bak böyle çalışıyor. Öldüren Allah değil miydi? E bu kanser ona vesile olacak. Ya trafik kazası olacak ya bir şey olacak. Acayip bir şey ya. Cenab-ı Hak hadsiz kudretini hadsiz acizliğimizle gösteriyor. Nihayetsiz rahmetini nihayetsiz fakr da gösteriyor. Sistem öyle çalışıyor. Bu sefer ha tamam ihtiyar olmam lazım. Yaşlanmam lazım. Hayata getiriyor. Arkasına takmış ölümü. Gençliği veriyor. Arkasına ihtiyarlığı takmış. İtiraz etmiyor. Vermiş baklavayı. Arkasına takmış tuvalet. İtiraz etmiyor. Niye? Sistem böyle çalışıyor. Acayip bir şey ya. İşte bunlar niye ses geliyor? Evde de uygulayın. Aa, boş evden takır tukur geliyor. Gelecek kardeş. Bir sürü kafadan bir sürü şeyler var. Sistem birbirine çalışıyor. Bugün bir tane saradı da. Hocam diyor evden diyor. Tekim diyor ya evden öteki taraflardan takır tukur ses geliyor. Takır tukur öyle bir şey yok. Burada var. Neye benziyor biliyor musun? Karmatayı biliyorsunuz değil mi karmata? Değirmen. Bak. Değirmen sabit taş düşün. Şu sabit taş üzerindeki taş dönüyor. Harır 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 dönüyor. Sen buna mısır attığın zaman büyük parçaları, kırmaları çorba için ileriye atıyor. Onları biraz buraya daha yakın. Nişastaları hemen dibine atıyor. Bak ses değişti. Boş taş taşı yerken harır 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 yiyor. Mısır atarsan sesi değişiyor. Çünkü iki taş arasında malzeme var. Aynen bunun gibi dima böyle bir tane yedi tane taş düşün. Bir taş, iki taş, üç taş, beş, altı, yedi. Bir böyle çalışıyor, tekisi böyle çalışıyor, bu böyle çalışıyor, bu böyle. Yedi tane taş. İçinde hiç tane yok. Nasıl çalışır İsmail? Ne olur oğlu? Karmatayı düşün be, değirmeni düşün sesi şimdi. Yedi mahalle ayağa kalkar. Aynen bunun gibi dimada yedi tane mertebe var. Tahayyül bir taş, tasavvur, taakul, tasdiki, zan, itizam, itikad. Yedi tane taş. İlim denilen tane atmasan kafa kafayı yer. Kendinle meşgul olmak, kendinle savaşmak çok zordur, imkansız gibidir. Ondan yoruluyorsun. Yusandım ve yoruldum hocam diyor. Tabii ki kendinle uğraşmak zordur, belki de imkansızdır. Niye? Değirmen taşı birbirini yiyor. Atsana tane, ilim onu tard eder üstad diyor. Kur'an oku, bilmem ne oku, zikir yap, evrat çek falan demiyor. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Ondan sonra karmataya atıyorsun şeyi. Tane. Hem de ses değişiyor,
hem de meyve de alıyorsun. Ama bir tane atma bakalım, kafanı kafayı nasıl yiyor? En büyük savaş kendinden, birisini beddua edeceğin zaman Allah seni boş kafanla meşgul ettirsin diyeceksin de deme yani. Bela, akıl bir alettir. Eğer o aleti kendine döndürürsen, ustad öyle diyor 27. sayfada, akıl aleti diyor. İlim farz olmasının en büyük sebeplerinde bir tanesi bu. İlim farz olması sebebi değirmene bu tane. Tane değirmene farzdır. Ya o su da vahiy. O aşağıdaki çark da kalp. Değirmen de dima. Tane de ilim. O taneyi konulan yerde dershaneler. Ya o değirmen de içtimai hayat. İlim olmadığı zaman mana vermiyor. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir mana vermeye çıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Ben abi Celal'ım Allah aşkına ya. Gır 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 gır. Ya işte ben usandım diyor kendimle bu savaşmaktan. Usanırsın tabii. Tane atsana be kardeşim. Abi tane var diyor olukta. Ama bazen o kadar tane konuluyor ki bu sefer ayar bozuluyor. Değirmencilik yapmışım biliyorum. Çocukken herkes gitmiş. Ayar bozulunca tane bazen çok düşer. Ağzını dolduruyor kıpırdayamıyor. Bu da eyleme dönüşmeyen ilim. Kur'an'ın tabiriyle eyleme dönüşmeyen ilim. Kitap yüklü merkep. Bazen de bozuluyor. Bu böyle geliyor. Hiçbir tane düşmüyor. Sen de evde diyorsun ki o değirmen öğütülüyor. Ne öğütülüyor? Devamlı dikkat edeceksin değirmenin yanında. Hiçbir unu öğütenler biliyor. Değirmenin karmatığının yanında oturacaksın. Süt taşmasın gibi. Aynı böyle. Çünkü bazen boğazına dökülüyor. O un yerine büyük parçalar yapıyor. Tak tak arasını. Ya. Usandım hocam kendimle uğraşmaktan diyor. Tabii ki usanacaksın. Niye yanına oturmuyorsun? Niye tane atmıyorsun be kardeşim? İç Anadolu'lu bir insansan buğday at. Buğday orada yat. Burada da mısır at. Burada lazut at. Allah Allah. Ya bildin mi ne kadar keyifli oluyor ya. İşte ses nereden geliyormuş? Gar 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 gar. Hocam diyor ya şu anda evde şey yapıyorum evde ya ne yapacağım şimdi ya ses geliyor tabii bilmeden bilmem. Ses buradan geliyor boş değirmen. Var mı kitap? Var abi dedi. Aç bakalım bak bakayım şimdi var mı? 15 dakika sonra diyor ki Allah senden razı olsun dedi ya. Hakikaten de bu misali de anlattım. Değirmen boşmuş dedi ya. Boş bakın oturuyor. Çay iç tamam helal gibi olsun. Ama kitapsız okuyunca olmuyor ya. Mekruh olur. Hele bende yoksa mübarkanı caiz değil. bu koy çayı Allah aşkına. Aç asayı mısayı. Şu anları aç ya. Karadeniz'de Ayet-i Kübra'yı okuyacaksın. Bir münacat okuyacaksın. Aç bakalım. Bakayım ses var. Ulan bütün köy ayağa kalkıyor ya. Ruhaniyatı ya. Sistem değişiyor. Köyün sistemi değişiyor. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için bak. Ne kadar? Hadsiz. Nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki nasıl halk etmiş? Hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir. Bir makine hükmüne yaratmış. İnsanı hadsiz nukuş esmasını göstermek için ne kadar? Hadsiz nukuş esmasını göstermek için İnsanı öyle bir surette halk etmiş ki nasıl yaratmış? Nasıl yaratmış bak? Hadsiz cihetlerle elemler. Sığır neden elem alacak? Belli. İnsan ise hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi. Hadsiz ama. Elem çeşitlerini düşün. Bir haber duyuyorsun. Sabaha yatamıyorsun. Sonra hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. İnsan makine ya. Makinenin suyu lazım, yağ lazım, radyatör lazım, mazotu lazım değil mi? Makineymişiz. Şimdi
ahiretteki hayatı burada arasan kendine en büyük ihanet ve kötülük yapmış olursun. Dünya, ahiret, dünyada ahiret hayatını istiyorsun. Olmayan bir hayatı burada istemek, olmayan bir kara kediyi karanlık odada aramak gibi iş gibi oldu. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, fıtratındaki hayatı burada istemek aynı bunun gibi. Yok ki böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Siz lezzetler, duygularımıza bakıyor değil mi? His, duygu, latife. Bu daha kabuk. Vicdan, kalp, hafi, ahva, ruh. Yok ki dibi yok. Sırf hisler olsam. Hadsiz elem alabiliyor. Hadsiz lezzet alabiliyor. Şu anda ben lezzet alıyorum mesela derste. Şu an ama ben lezzet alırken bazıları, çoğu insanlar şu anda hayatın tekalifinde mesela muzdarip olanlar var. Elem alanlar var. Ben şimdi rahat değil misiniz? Rahatız yani. Sükunet olmuş. Allah sükunetini indiriyor. Ama o vaziyet de hadsiz esmanın nakışlarını gösteriyor. Gösteriyor. Yani oymuş yani. O lezzet denilen şey, huzur denilen şey, elem denilen şey, ademi bir vücut. Bu da vücudu vücut. Mesela şimdi bizde huzur var böyle. Oh. Esma'yı gösteriyor. Esma bu işte. Yaşadığım şey. Bu Esma'ymış. Abi nasıl Esma? Ne bileyim. Esma'ymış. Allah Allah. Rizam ya, vallahi aklım duruyor ya. Hadsiz elem alacak, aynı şey. Hadsiz lezzet alacak bir makine. İki zıt şey ama nihayetsiz. Böyle bir şey olur mu ya? Esma da kainatın yazılımı gibi oluyor. Evet. Yani esmasız kainatı herkes kapasitesine göre o kadar okuyabiliyor. Ama yani okumak demek şu sistemi umum sisteme entegre uydurmak. Umum sistem içinde sistemlemek. Yani kainatın yazılımını, raporuna, ustasına, patronuna diyeceksin ki nasıl çalışıyor? Benim bana verdiğin şu sistem nasıl çalışıyor? Şifresi bu diyor. Bunun bu hareketi bu. Bunları böyle böyle gireceksin. Buraya git, çalıştır, enter'e bas, F20, F16 işi yap, bilmem şunu yap, 225 bilmem şu şifreleri gir, onayla çalışacak diyor. Allah Allah. İnternete giremiyorsun. Alemi gayba gireceğim. Tamam mı? İnternete gireceğim. Dedim bak. Titinete diyoruz telefon. İsmi de söylüyor. Bir dakika beyefendi. Kızma diyor. Ya hem yavaş hem girmiyor dedim ya. Bir dakika. O adres menüsüne şunları yaz bakalım diyor. Bana sayı yazdırıyor. Ondan sonra enter'e bas diyor. Bir şey gelecek diyor. Telefonda. Hop hop şuradan şuraya şuradan şuraya. Bas. Dedi ki bir defa. Tamam. Hızlı gittim tamam. Çoğu zaman yaptım halde girmiyor. Beyefendi diyor. Sisteminizi arıza büyük. Buradan kontrol edeceğiz. Sizdeki arızayı diyor. Kayıt altına aldık. Bir bakıyorum yarım saat sonra. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Hemen telefon ediyorlar. Sistemi oradan tamir etmişler. Ha, şimdi anlatayım size. Alemi gayba geçmek istiyoruz. Otellere geçmek istiyoruz. Böyle bir kutudan bütün dünyayı seyretmek istiyoruz. Dinlemek istiyoruz. Sohbet dinlemek istiyoruz. Konuşmak istiyoruz. Konuşmalar duymak istiyoruz. Ama internetimiz çalışmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen telefon ediyoruz. İsmail bugün ders nerede? Bunlar da pencere. Bu da diyor ki şuraya bas. Böyle oku. Şuraya bas diyor. Tamam de enter. Aa girdim. Girmedi mi sistemin? Gel diyor. Gel beraber husus okuyalım. Mutalaatı yapalım. Muzakere yapalım. Sisteme giriyorsun. Beraber özel yapalım şimdi. Ya Allah Allah. Bildiğin zaman çok güzel oluyor ya. Sistem öyle çalışıyor. Ve o makine insaniyede, insana makine diyor burada Rıza. O makine insaniyede yüzer aletle alet var. Yüzer. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Zahirdeki makinede yüzlerce alet var.
Hepsinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrı. Kainatın umum sistemine bir hata yaparsan hayat affetmez. Hayatta boşluk yok. Bugün kimi ziyaret ettim biliyor musunuz? Siz duymuşsunuz da. Ben de yeni biliyorum. İlk defa gittim. Çok defa, mutadid defa ikaz ettim. Yapma. Kainatın sistemi, kainatın patronu buna razı değil. Sistem buna uygun değil. Yapma bunu. Denize dinamit atıyordu adam. Atma dedim. Kaç defa yolda aldım. Bak dedim, 156'ya ben seni şikayet edeceğim. Yapmayın. Bak, inan gözümle göreyim. Vallahi seni edeceğim dedim. Deniz o yavruları, mağaraları alt üst ediyorsun. Alacan 15-20 tane balık, milyonlarca katliam yapıyorsun. Yapma. Dinlemedi. Kainatın sistemine hiç kale almadı. Kendi sistemiyle kainatı değiştirmeye kalktı. Elinde bomba patladı. Bugün gördüm. İki kolu gitmiş. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Bir şey değil. İki göz de gitmiş. Herkes bu kadar biliyor. İki kulak da gitmiş. Ona diyor ki, ziyaret ettim. Şimdi senin Allah'ın bana yaptı böyle diyecek diye endişe ettim. Tamam mı? Hücum edecek diyor. Çünkü şey değil. Cuma'dan sonra yeğenlerin şunun köyünü, kabirlerini aldım. Öyle gittim kadroyla. Dedim ki, sen beni dinlemedin. Bir tanesi yarım duyuyor. O da aletler takmışlar. Bir yer zaten. Dedim ki, beni dinlemedin. Şimdi beni dinlersen dünya da mamur olur, ahiretin de. Nasıl olacak dedi. Aynı böyle ha, fare gibi böyle. Nasıl olacak dedi. Göz görmüyor ya. Sesi doğru yöneldi. Nasıl olacak diyor böyle, acayip bir hareket. Bildiğin gibi değil. O kadar sanki bütün dünya bağışlandı. Söyle nasıl olacak çabuk. Dedim ki, eğer iki kolun olmadığı halde, iki göz bir kulak da yok, secde yaparsan, yapmamış ki secde, namaza başlarsan, diyecek ki Allah, kalbime geleni söylüyorum mu? Bu kadar organlarını aldım, itiraz etmiyor bana, şükrediyor. Nimetler içinde ibadet yapmadı ama aldım nimetlerini, bana ibadet yapıyor. Allah için de zorluk yok. Allah da karşılıklı şey yapmaz. Bana bir, ben de sana bir. Öyle bir şey yok. Bir dedim, rahmetini celbedersin, her şeyini affeder. Dünyadaki göğsündeki ateşte gider. Ama içine bakıyorum. İçine bakıyorum ki ruh müsait değil. Ömür öyle geçmemiş ki secde etsin. O ruha secde etmeye nasip olur mu? Bilemem. Ama Allah rahmet etmiş. Tamam. Etmiş. Fırsat vermiş. Bir fırsat daha vermiş. Vermiş. Yani ne, bu ne anlatmaya çalışıyor? Birilerini sergilemek değil. Umum sisteme ters hareket etmeyeceğim. Ters hareket yapmayacaksın. Niye? Hayatta boşluk yok. Sen doldurmasan senin adına birileri dolduruyor. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye bir alemi asker olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. İşte sistemi bütünlemek bu yani. Yeniden ne diyorlar, bir program var. Yeniden indir diyor. Ona bir şey yaptık diyor internette. Güncelleme. Ha, şimdi kainatın bir sistemi var. Bizde de doğuştan yapmış. Her bir namaz vaktinde bir güncelleme oluyor. Bütün sistemle entegre oluyoruz yeniden. Yeni bir program. Yeni bir format atılıyor. Yeni bir format atılıyor. Geçen çarşamba günü Çayeli'de ders yaptık. Zühr namazı. Sabah namazı ihtiyaç mıdır diye ders yaptım. Sabah namazı niye ihtiyaç? Niye kalkıp kılayım ki? Yani Allah azap çekmemi mi istiyor? Niye beni uykumdan kaldırıyor? Yani zorluğun içinde ibadet mi olur? Ne alakası var yani ibadetle? Ne alakası var? Ben zorluğa katlanıp Allah hoşlanacak. Değil öyle. İşte güncelleme yapılıyor. O vakitlerde. Mesela sen programını güncellemesen hala rahmetli Abdülhamit'ten kalma programla gidiyorsun. Çoğu şeyi açmaz.
açmıyor. Adamlar diyor ki hocam diyor video açılmıyor. Kardeşim şu programı güncellemen lazım. Hala Abdülhamit'ten kalma programlar kullanıyorsun. Güncellemen gerekiyor. Yani umum sisteme entegre olman lazım. Sistemi çalıştırman lazım. Mesela yaşa göre duygular değişiyor. Bakış değişiyor, halet değişiyor. Şimdi Yusuf'um benim hocam. Şimdi düşün bugünkü bakışıyla 50 yaşında, 50 küsur yaşında 20 yaşındaki kainata bakışı aynı mı? Güncellenmesi lazım sisteme. Yeni bir şey, yeni bir nazar. Her gün yeni bir alemin kapısı açılıyor. Onun için cedüdü imanikum bila la ilahe illallah. Yani o sistemin anahtarı da budur diyor. La ilahe illallah'tır. İnsanda bile otomatik güncelleme var aslında. Ha ya. Namaz işte yaptığın zaman otomatik güncelleme oluyor. Ruh. Mesela başka otomatik güncelleme bir ibadet. İki anladığım şu. Tefekkür. Böyle. Sen hiç haberin yok. Tefekkür ediyorsun hep güncelleniyor. Yani yeni bir enerji. Aktif bir insan. O zaman kötüyü düşünecek zamanın yok ki. Bir insan kötü olabilmesi için Allah aşkına şöyle olması lazım. İsmail bana bak. Elini koyacak şurasına. Geçmişine gidecek bir sürü. Yani düşünmesi lazım. Düşünmeden insan kendisini kötü hissedemez. Çünkü düşünceler, hisleri, hisler duyguları, duygular siniri, sinir kasları, kas lifleri, dokuları ondan sonra eyleme dönüşüyor. Akılsız his olmuyor. Deli de mesela. Ne anlatırsan anlat duygularına. Aklı olmadığı için kendisini kötü hissedemez. Böyle bir şey de yok yani. Onun için bir insan kendisini kötü hissetmesi için ilk önce düşünmesi lazım. Yani kötüyü düşünecek zaman olması lazım. Öyle. Ya zaman yok ki yani. Senin fazla zamanın varsa ver bana. Zamanım yok. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahi. Ama ya Rabbi. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail. Her kime ne esma varsa esma-i ilahiye bir alem eskar olan insanda dahi yani büyük insan kainat, küçük kainat insan. Ne acayip yani. İnsanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Yani sistem aynı çalışıyor diyor. Mesela insan diyor bir çekirdeğe benzer diyor 23. sözde. Sistem aynı çalışıyor. Nasıl ki diyor çekirdek güneşten, havadan, topraktan, sudan malzemelere kendisini inşa ediyor. Üstad da ona diyor ki imanın ziyasıyla değil mi? İslamiyet suyuyla Kur'an'ın evamiriyle ubudiyet toprağı altında o sistem neşinema buluyor. O sistem neşinama buluyor. Bak çekirdeğe benzer diyor. Bizi çekirdek kanununu bize göstererek aynı böylesin diyor. Bazısının fıtratı da bambu ağacı gibidir. Bambu. Bakarsın böyle senelerce gelir bir şey olmaz. Bir patlar 6 sene sonra 26 metre olur. Biliyorsun bambu Çinliler bambu şeyde de var Gürcistan'da da gördüm. Çekirdeği atıyorlar, bambu çekirdeğini. Suluyorlar ilk sene Yusuf'um, hiçbir şey yok. İkinci sene suluyorsun, hiçbir şey yok. Üç, hiçbir şey yok. Kık yok, filiz yok. Ama sabredeceksin. Altı sene suluyorsun, yedinci sene, altı sene de vermiyor. Yedinci sene bir patlıyor, o hızda öyle çıkıyor ki 26 metre oluyor. Bak şimdi, acayip bak. Bazı insanda bambu gibi oluyor. 6-7 sene bekle ondan sonra bir fışkırtı onun için sabredeceksin. Bir şey yapmayayım ben. Acele etmeyeceksin. Bir konuda sen esmada olmadı. Ened'i olmadı. Hissiyatta olmadı. İlimde olmadı. Enfus'ta, afakta. Huvel evvelu, ahiru, zahiru. Bir isimde mutlaka sana bir gelecek. Bambu gibi fırlayacaksın biliyor musun? Yeter ki ama sabırlı ol. Yani vazgeçme sulamaktan. İşi, aşı var, katı var, yatı var, eşi var, her şey var. Niye mutlu değil?
Öyle ya. Olması lazım. Asr-ı saadette işi yok, aşı yok, yatı katı da yok. Eşi, aşı, işi de yok. Ama dünyanın mesut insanları. Evet böyle oldu demiyoruz ama yani bir şey yakalamışlar bunlar. Bunda sihat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir? O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsanda bir şükür fabrikası gibi olur. İnsanda şükür fabrikası. Şükür yok. Meşguliyet yok. Yani değirmen misali gibi tane atmamışsın ki şükrü netice versin. Ya. Çok acayip. Nasıl da o? Ne acayip ya. Sistemi bilirsen o adamlar en büyük özellikleri, bu büyükler var ya büyükler, en büyük özellikleri bu sistemi keşfetmeleri. Ama bize de söylüyor da gayb değil, gayb değil ki. Bize de diyorlar ki sistem böyle çalışıyor. Birinci, 28. 5. mesele. Hocam Abdullah Mint'ten örnek verdin ya. He. Usta diyor bir yerde 80 sonra diyor mücadeleler devlet arası diplomasiyle kalem mi olacak diyor. Oradan da işaret mi ediyor? Işte? Evet. Öyle bir şey değil mi? Şükrün mi girmek istemiyorum oraya da aynı öyle. Şükrün mikyası kanaattır, iktisattır, rızadır, memnuniyettir. Bazısının belası işte bunlar yok. Şükrün mikyası kanaat yok. Mevcuda yani çalıştıktan sonra kanaat yok. Tembel oluyoruz gene kanaat. Yani kanaat yani çalışmadan kanaat dünümettir. Gayretsizlerin özelliği. Çalışıyorsun netice kanaat. Adam hala bir şey. Şimdi mesela hala dükkan açıp veya ek iş yapıyor. Niye gelmiyorsun derse işim çok hocam diyor. Yani bu derse ciddi bir sebep olması lazım ki bu dersi dinlememen lazım. Yani kanaat yok. Sebep arasan gelmemek için yüzlerce var. Ama sebep ararsan gelmek için binlerce var. Bak niye? Kanaat yok. Sonra iktisat. İktisat malzeme az ve çok harcamak değil. Derenin başında olsanız diyor suyun başında. Sen varsın veya yoksun. Su akmıyor mu? Akıyor değil. Ama diyor iktisatla al diyor. Ben mesela deredeydim. İşte iki günden beri misafirlerimi gezdiriyordum. Aynı deredeyiz ya. Sokup da yapabilirim böyle abdest. Hayır. Hatırıma geliyor. Ya derenin başında dahi olsa diyor abdesti de iktisatla alın. Meğer suyun bitip bitmemesi iktisat değil. İktisat burada. Ona bakışım demek. Fakirlik burada, zenginlik burada. Varlık içinde kahtı gala diyor 232 Kastamonu'da. Varlık içinde kahtı gala. Yokluk yaşıyoruz. Niye? Öyle hedefler, öyle maksatlar var ki mevcut servete göre bizi fakir etmiş. Arasındaki boşluk kadar fakiriz. Kanaat yok ya. İktisat bakış demek. Onu yorumlamak. Sonra rıza. Allah'ı sorguluyoruz. Allah'ı sorguluyoruz. Ya niye böyle oluyor? Allah Allah ya. Bu olmaması lazım. Yani Allah'tan bir memnuniyetsizlik var yani. Allah'a güven yok. Niye böyle oluyor diyor. Niye böyle savaşlar oluyor. Niye insanlar ölüyor diyor. Şimdi mi buldu diyor. Allah Allah. Zalim kader diyor. Kar olsun diyor bilmem ne. Şey Allah'ın icraatını güven yok. Allah'a güvenemiyoruz. Allah'ın iyisini yapar diyemiyoruz. Sonra memnuniyetsiz. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır, israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rast gelen yemektir. Allah. Rızk olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler. Gayet güzel kokular, suret ve kokular. Gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şükre davet eder ve şefk ile bir nevi istihsan
ve ihtirama sevk eder. Bir, şükrü manevi ettirir. Ölçü yok. Sistem, sistemimiz, sistemi kale almadan çalışmaya çalışıyor. Bilgisayar sistemi. Tekvini emir, tenzili emir, ikisi aynı. Olması lazım. Tekviniyle tenzili emir yakın olacak. Tenzili emri dinlemiyorum, ben istediğim... O zaman tekvini nasıl yorumlayacaksın? Teşbih ve tenzih, aynı kanun. Ya arkadaş, sen bu kainatın küçük modeli değil misin? Kainat büyük insan değil mi? Sen bu kainatın dışında, kainata şey, kainata rağmen sistem getiremezsin. Sen bu Karadeniz'i nasıl buharlaştıracaksın? Hadi yarın güneşi doğdurma. İnsandan acizliği, fakirliği kaldır, kanserlik olmasın. Ölümü kaldır. Nasıl yapacaksın bunu? Durdurun dünyayı adamı. Evet. İşte hep feveran, isyan, küfür. Hep oralardan çekiliyor. Kendi dünyasına bakıyor. Ahiret ölçüsü yok ya. Bakıyor, fıtratın istediğine bakıyor, hissediyor. Düşünüyor, bir de dünya. Önündeki dünyaya bakıyor. Yok. Yok. Bir tane çok meşhur bir tane ilahici var. Almanya'da tevafuk ettik bir düğünde de. O ilahi, ben de konuşmacı denk geldik. Çok meşhur. Benim isimde birisi. İsim söylemeyin ama benim ismimde. Ya hocam diyor. Ben fakir çocuğuydum diyor. İçeride konuşuyoruz ya odada. İşte de program yapıyor. Ben bu ilahi söyledim. Sen de devreye gireceksin. Nasıl istiyorsan hocam. Ne zaman ne konuşacaksın. Onda iki defa. Ondan sonra diyor ki. Hocam diyor, o kadar zengin oldum ki bakıyorum acaba neyim eksiktir diye. Hiçbir eksiğim yok. Ama eskide ben daha mutluydum diyor ya. İnsanlar diyor, ben ilahi okuyorum ya diyor. Beni çok mutlu zannediyorlar diyor. Beni dinleyenlerden çoğusundan ben mutsuzum diyor. Hocam diyor, birinci konuşmanı dinledim dedi ya. Ya ben acaba aynı böyle diyor ya. Ya sen beni tanımlıyorsun dedi ya. Aynı bendim diyor. Almanya'da tevafuk ettik de. Benim ismimde birisi. Her şeyim var diyor. Bayağı para kazan yani. Belki dedi, bizim köyde annemin babamın mutluluğu varken o köyde nesi var? Benim diyor köyde var ya köylüm. Komple köylüm. O zaman sahip olduğu servetten başka fazla servetim var tek başıma. Ama onların zerresi kadar mutluluk yok bende. Aynı bunu itiraf ediyor. Bu da dindar ha. Parayla uğraşacaklar, nasıl, ne yapacaklar? Kafayı takacak buraya şimdi paraya. Ya, yani ciddi bir yerde eksiklik yapıyor. O da onu diyor ki, nerede hata yapıyorum hocam diyor. Bir de yerde hata yapıyorum. Dedim şimdi onu konuşayım dedim. Yani içeride oturuyoruz, 10 dakika bilmem ne molası, bana içeri söylüyor. Hemen mi olacak dedi bu ders, şöyle konuşma. Hemen olacak, benim işim bu. Sen nasıl ki parçaları sana deseler ki şunu çal. Ya hocam biraz diyor kendimizi ona alıştırırız. Kardeşim ben devamlı antrenörlüyüm ya. Ben de devamlı antrenman yapmışım yani. Tak, ne sorarsın gidelim kürsüye çabuk. İstersen aşağıdan bir tane seyirci desin ki şu dersi yap. Hemen Lodos'tan Poyraz'a çevirirsin ya. Genelde hocam çok paralı dindarlar mutsuz oluyor. Evet. Çünkü çok parası var, para dünyaya çağırıyor. İmanı var, o da ahirete çağırıyor. O tarafa, bu tarafa arada kalıyor. Yoruluyor. Para harama çağırıyor. Herkülüsü var, ortağı var, parası var, yapmak istiyor. Hocam acayip diyor ya. Ama imam var, ahiret var diyor, bu tarafa çağırıyor derken arada bir derede var. Yani böyle. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Aynı böyle, hemen hemen ortalama böyle anlattı. Aynen hemen böyle anlattı Rizam. Mesela bu Hizb-ı Kur'an'da herhalde geçiyor. Eradîkum bil hayati dünya. Siz bir dünya hayatına mı razısınız? Evet. Oysa ben sizin diyor ahiretinizi kazanmanızı istiyorum diyor. Mealen. Cenab-ı Hakk'a ayet. Tekvini emir aynı öyle işte. Evet. Bugünlerde onu okuyor ya. Tekvini. Yani o aynı hemen bu ortalamada bu tanımlama yaptı. Yani hocam diyor bir şeyim var diyor, onun gereğini yapmam ihtiyaç hissediyorum. Yani para. Bir şeylere inanıyorum, bir şeyleri iddia ediyorum, onun gereğini yapacağım, o da bu bırakmıyor diyor. Bunu yapsam o onu bırakmıyor diyor. İki derede kaldım hocam diyor. Aynı böyle anlattım. Ben bir inanıyorum, inançlı bir insanım. Gereğini yapmam lazım diyor. Zekat filan mesela bir rahatlar diyor. Risale-i Nur derslerini mutlaka gidecek. Risale-i Nur duymuş ama hani dinlemiş yani birkaç tane.
bir de düz okunmuşsa bir yerde, ha ben tamam anlama, anlaşılmayacak bir şey. Onun ne kadar 100 tane ders yapsam bile kafasındaki o ilk anlayışı yıkamaz. Zor. Ha tamam düz oku. Oysa bak psikoloji ders yapıyoruz. Neredeyse 50 dakikadan beri psikoloji ders yapıyoruz. Değil mi? Böyle bir şey. Adam diyor ki sen geldin diyor şu Müslümanların düğününe ilahiyattan yani din nasihat için. Hocam diyor düğünde tedavi yapıyorsun diyor. Adam diyor ki bu din nasıl diyeyim diyor ya bu tamamen dini tedavi. Hoşuna gitti de ha Risale-i Nur böyle ya. Ha, başkası başka bakar. Onun gözü ayrı. Başka bir şekilde onlara konuşur bu. Risale'nin özelliği bu. Aynı yeri ben yapmıştım başka zaman ama böyle noktaya nazarım yoktu. Yarın da başka olacak. Bitireyim şunu ezan okundu. Mahiyeti düz okuyorum. Mahiyet insaniyede mündemiş olan, mahiyet insaniyede münderiç olan ats ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Ya dayanamayacağım şimdi ya. İnsanda ats, fakr bir de neydi mahiyet insanında ats, fakr, zaaf madenleri varmış. Bunlar işlettiriliyor. Bunlar oynayınca müthiş bir boşluk oluyor. Kayyak kuyusu gibi. Orayı ancak Allah dolduruyor işte. Ats, fakr, zaaf. Madenmiş. 13. lemaya geç. İnsanda hadi böyle olumsuz o madenleri işlettirmekten insanda böyle mahiyetinde böyle bir sistem var. Ats, fakr, zaaf. Onu öyle bir kuyu ki İsmail dünyayı koy dolmuyor. Ahireti koy dolmuyor. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ne koyarsan koy. Ancak Allah onu blok ediyor. Bana seni gerekseni diyor. Mahiyet insaniyede zaaf, ats, fakr, madeni varmış. Sistem, umumi bir sistem. Benim sistemi bunları aktif ediyor. Bu kuyu. Bana gösteriyor, kapağını açıyor. Ulan biraz önce güzeldi, üstü kapalıydı. Ama altı boş olunca sesler geliyordu. Kuyu boş olunca sesler geliyor biliyorsunuz. Ufak taş düştü. Ufak bir taş, korkunç bir ses gelecek büyüklüğü nispetinde, derinliği nispetinde. Kapağı bir açtılar İsmail. Aşağıya bakıyorsun, dibi yok sipsiyah. Adam ürküyor ya. Yunus Aleyhisselam'ın düşmesi gibi daha tam kuyunun içine düştü işte. Acayip. Farklı bir şeyin içinde. Orada milat oldu işte. Rahmeti tecelli etti ya. Ya. Allah Allah. Nur-u Tevhid sırrı hadiyet içinde inkişaf etti. Bir lisan ile değil belki her bir azanın lisanı ile bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan yani böyle haletlerle bunlar olur. Güya insan o arızalar ile yani atsaf, fakir lisanı ile ayrı ayrı binler kalemi tazamun eden mutarik bir kalem olur. Sayfayı hayatında veyahut lef-i misalide mukadderat hayatını yazar. Esma-i İlahiye bir ilanname yapar. Ezan okundu. Ve bir kaside-i manzume-i subhane hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Acayip üstüne geçer. Ama ne yapayım? Zaman bitti. Ve ahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin el-fatihat ma selavat.